Merhaba, benim adım Halide Edip Adıvar. Şimdi sizlere Sinekli Bakkal adlı eserimden bir kesit sunacağım. Emine, her şeye rağmen benimle evlenmek ister misin? Babam bu evliliği hiç istemiyor Tevfik, ama ben seninle evlenmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Biliyor musun? Emine ile kız Tevfik evleniyormuş. Hani şu orta oyununda kadın kılığına giren Tevfik mi? Emine'nin babası buna izin vermiyordu. Evet, Emine'yi eşim olarak kabul ediyorum. Ben de Tevfik'i eşim olarak kabul ediyorum. Baba, ben Tevfik'le evlendim. Emine, nasıl böyle bir hata yaparsın? Ben seni böyle mi yetiştirmiştim? İstemiyorum artık seni burada. Git artık evimden. Beni affet baba. Yaptıklarım için gerçekten özür dilerim. Senin bu kadar kızacağını hiç düşünmemiştim. Ne olursun beni affet. Sen çıldırdın galiba Tevfik. Ne demek benim taklidimi yapmak? Sürgünde sana mutluluklar. Seninle boşanacağım. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. Yapma böyle Emine, ne olursun. Doğmamış çocuğumuzun hatırı için beni affet. Baba, Tevfik'ten boşanıyorum. Tekrar evime döndüm. Beni ve kızımı kabul edebilir misin? Aslında sana çok kızgınım Emine. Ama senin bu halin beni çok üzüyor. Şimdi seni ve torunumu da kabul ediyorum artık. Baba, ben kızımın adını Rabia olarak düşündüm, sen de uygun görürsen ve onu en güzel şekilde yetiştirip hafız yapmayı düşünüyorum. Çok iyi düşünmüşsün Emine. Adı da Rabia, gerçekten güzel bir isim. İmam, Rabia'yı da kendi terbiyesiyle yetiştirir. Rabia'yı küçük yaşta hafız yapar. Rabia, 2. Abdülhamit'in zaptiye nazırı Selim Paşa ile eşi Sabiha Hanım tarafından korunmaktadır. Rabia'nın dinleyen, herkesi etkileyen harika bir sesi vardır. Selim Paşa'nın konağına gidip gelen Mevlevi Şeyhi Vehbi Efendi, Rabia'ya Alaturka musiki dersleri vermeye başlar. Merhaba Rabia, nasılsın? İyiyim Peregini, sen nasılsın? Teşekkür ederim Rabia. Ben de Paşa'nın oğlu Hilmi ile dersteydim. Senin musiki dersleri aldığını duydum. Bu arada sesin de çok güzelmiş Rabia. Teşekkür ederim Peregini, iltifat ediyorsun. Canım dedeciğim, seni çok seviyorum. Üzerimdeki hakkın çok büyük. Biliyorsun babam sürgünden döndü ve artık onunla yaşamak istiyorum. Senden izin almaya geldim. Canım torunum benim. Seni çok seviyorum biliyorsun. Ama o da tabii senin baban. İstediğin kararı vermekte özgürsün kızım. Canım dedeciğim, teşekkür ederim. Babacığım, sürgünün bitmesine ve dönmene çok sevindim. Bir daha ayrılmayalım. Artık seninle yaşamak istiyorum. Canım kızım, böyle olmasını ben de istemezdim. Ama bundan sonra hiç ayrılmayacağımıza sana söz veriyorum. Bak kızım, Sinekli Bakkalı yeniden açtım. Bundan sonra çok güzel, mutlu günlerimiz olacak seninle birlikte. Burası çok güzel olmuş babacığım. Bak şimdi Tevfik abi, planımız şöyle. Sen kadın kılığına gireceksin ve Fransız postanesinden genç Türklerin yayınladığı gazeteleri alacaksın. Gerisi bizde. İyi, güzel söylüyorsun da Hilmi. Eğer yakalanırsam sürgün yolu yine görünür bana. Evet abi, bu iş biraz riskli. Yakalanmamaya bakacaksın, yoksa işin sonu kötü olur. Evet anladım. Rabia, sana kötü bir haberim var kızım. Planlarımız istediğimiz gibi olmadı. O yüzden sürgüne gönderiliyorum.
Ben de çok üzüldüm babacığım. Sakın beni merak etme. Bundan sonra sinekli bakkal da bana emanet. Rabia, nasılsın? Duydum ki baban sürgüne gönderilmiş. Deden de vefat etmiş. Çok üzüldüm. Evet, maalesef hepsi üst üste geldi. Ben de çok üzgünüm. Üzülme Rabia. Bundan sonra ben senin yanında olacağım sürekli. Bu arada sana bir şey söylemek istiyorum. Benimle evlenir misin Rabia? Ama nasıl olur? Bu mümkün değil ki. Evet Rabia, bu mümkün. Ben İstanbul'a yerleştim ve Müslüman oldum. Bu habere çok sevindim. Bu şartlarda seninle evlenebilirim. Rabia, düne kadar evliliğimiz bile söz konusu değildi. Bak bugün bebeğimiz olacak. Evet, inşallah bundan sonra güzel günler göreceğiz. Babacığım, sürgünün bitmesine ve eve dönmene çok sevindim. Biliyor musun, sen yokken ben evlendim ve bir çocuğum oldu. Canım kızım, gerçekten çok güzel bir aile kurmuşsunuz. Bundan sonra hep beraber olacağız.